9 Ekim Cumartesi, Bir Gün Gazetesi, Kamuran Kızlak, Trumpgil Duterte'nin tasfiyesi. Dünyanın bu tarafında güzel şeyler de oluyor. Yazılarıma Trumpgillerin en dangalağı olarak birkaç kez konu olan Filipinler Devlet Başkanı Neo Ferdinand Marcos veya Trumpgil Rodrigo Duterte, sonraki seçimde aday olmayacağını ve politikayı bıraktığını açıkladı. Buralarda bunun gönül rızasıyla verilmiş bir karar olmadığını, ABD'nin Duterte'yi tasfiye ettiğini düşünenlerin sayısı az değil. Gerçi seçime katılıp aday olsa bile kazanması mucize olurdu. Marcos döneminde Filipinler, ABD'nin Sovyetler Birliği ve Pasifik'teki müttefiklerini Vietnam, Laos gibi kuşatma stratejisi için kritik bir üst durumundaydı. Şimdi ise ABD'nin Çin'i kuşatma politikası açısından tekrar stratejik öneme sahip olmaya başladı. Bu nedenle Amerikan yönetimi Filipinler'de işbirliği yapabileceği güvenilir bir yönetime, başkana ihtiyaç duyuyor. Amerika'nın istediği o yönetim, başkan, Trump kopyası, Duterte gibi dengesiz ve güvenilmez biri veya yakın çevresinden birileri kesinlikle değil. Duterte'nin kararı hakkında başkanlık adaylığını açıklayan Ferdinand Marcos'un oğlu Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'ı, yine bir Ferdinand, desteklemek için veya onun lehine adaylıktan çekildiğini söyleyenler de var. Bu görüşü dile getirenlerin, peki o zaman politikayı neden bırakıyor sorusuna cevap vermeleri gerekiyor. Oğul Marcos'un başkanlık seçimine katılması üzerinde durmaya değer bir konu değil. Daha önce de annesi Imelda Marcos aday olmuştu. Bu adaylık ısrarı sadece Marcos ailesinin arsızlığını gösterir. Daha fazlasını değil. Marcos ve ailesi Filipinleri kendi mülkü gibi görüyordu. Devrilip ülkeden kovulmayı kendilerine ait bu mülkün zorla ellerinden alınması olarak algılıyorlar. Bir de üstlerine yapışan, ülkeden kovulan, kaçan diktatörün hırsız ve arsız ailesi imajının haksız olduğunu, bundan rahatsız olduklarını ve düzeltmek istediklerini söylüyorlar. Her yaptıkları bu imajı düzeltmek bir tarafa daha da pekiştiriyor. Imelda Marcos'un yolsuzluk suçları nedeniyle aldığı onlarca yıl hapis cezası ve yargılandığı onlarca dava ortadayken işleri zor. Diktatörlük günlerinde Marcos, ABD için çok kullanışlı bir araçtı. Onun güçlenmesinin kendi işlerine yarayacağını düşünen Amerikan yönetimleri, içeride yaptığı insan hakları ihlalleri ve yolsuzluklara vesaire göz yumdu. Hatta yönetimine destek verdi. Ta ki raf ömrü dolana kadar. O yıllarda Amerikan dış politikasında eski başkanlardan 1933-1945 Franklin Roosevelt'in Dominik diktatörü Rafael Trujillo için söylediği "Evet, o bir son of bitch, fakat bizim son of bitch'imiz" ilkesi geçerliydi. Adaba mugayyir İngilizce sözlerin Türkçesini Google'a sorun lütfen. Fakat ABD'nin faşist diktatör Marcos'a verdiği destek istenmeyen sonuçlar doğurdu. İçeride komünistleri güçlendirdi, Amerikan karşıtlığını ve muhalefeti büyüttü. Ülke başta ekonomi ve hukuk olmak üzere her anlamda çöktü. Bu sonuçlar diktatörün raf ömrünün dolmasına yol açtı. Roosevelt'in eseri olan yukarıdaki Amerikan dış politika ilkesinin ABD düşmanlığı ürettiğini ve hegemonyasının altına oyduğunu ilk fark edenin Bill Clinton olduğu söylenir. Öyle bile olsa bu gidişi düzeltmek için bir şeyler yaptığını söylemek zor. Son 20 yılda hissedilmeye başlanan hegemonyadaki gerilemenin Trump'la birlikte iyice su yüzüne çıktığı, fark edilir hale geldiği söyleniyor. Roosevelt'in Amerika'ya armağan ettiği o dış politika ilkesi artık ABD'nin aleyhine çalışıyor. Düzeltmek için mecburen bir şeyler yapmakta Biden'a düştü. Duterte, Biden yönetiminin bu düzeltme çalışmasının hedefi oldu ve gözden çıkarıldı. Düşlediği siyasi kariyer, geleceği Biden yönetiminin Trumpgilleri tasfiye operasyonuna kurban gitti. ABD yönetimi için şimdi sırada diğer Trumpgiller var. Ayak sürüseler bile ya tıpış tıpış gidecekler ya da bir şekilde gönderilecekler. Muhtemelen bir uluslararası mahkemenin önüne ve ülkelerinde barınamayacaklar. Duterte her ne kadar Trumpgillerin en dangalağı ve en edepsizi olsa da
Marcos'u bile gözden çıkarabilen ABD'nin kendisine neler yapabileceğini, onun başına gelenlere benzer işlerin kendi başına da gelebileceğini kestirebilecek kadar akla sahip biri. Duterte döneminde ağır insan hakları ihlalleri yapıldı. Uyuşturucu satıcısı olduğu ileri sürülen binlerce insan polis tarafından sokak ortasında öldürüldü. Uyuşturucu sorunu tabii ki bitmedi. Sorun çözülmedi. Çünkü sorun zaten devletin, özellikle polis ve ordunun içinde. Saf dışı edilen bağlantısız uyuşturucu çetelerinin yerini daha sistemli çalışan, içeriğiyle bağlantılı çeteler aldı. Bu konuda diktatör Marcos'un yarattığı mafyöz devlet başlıklı çeviriyi Kamuran'ın notdefteri.blogspot.com adresinden okumanızı öneriyorum. Duterte polis ve orduya komünistleri sorgusuz sualsiz öldürmelerini de söylemişti. Çok sayıda komünistin bu katliam çağrısının kurbanı olduğunu biliyoruz.